Eşinizi sürekli uyarmanıza rağmen yalan söylüyorsa. Güzel bir soru. Şimdi yalan söylemek, yani yalanın kötülüğü bilinmesine rağmen her birimiz, yani bizler de dahil, kimimiz çok sık, kimimiz zaman zaman, kimimiz çok nadir yalan söyleyebiliyoruz. Burada mesele ideali, yani bunun hiç söylememeye kendimizi alıştırmak. Yani hiç yalansız bir hayat, yaşam sürmeye çalışmak, erdemli bir yaşam sürmeye çalışmak. Ama beceremiyorsak bile en azından insanlara zarar vermeyecek türden yalanlar söylemeye çalışmak. Yani mesela işte eşiniz bir saçını yaptı da çok kötü yani geldi size. Saçın nasıl diye sordu. Dediniz ya güzel. Tamam, yalan mıdır? Yalandır ama hani bu kötü bir şey değildir işte. Karşı tarafa moral verici bir şeydir. Şimdi orada tatsızlık çıkmasın diye yaptığınız bir şey. Beyaz yalan dedikleri ama ideali bunu da söylememektir aslında. Fakat bazı insanlar yalan söylemeyi bir artık yaşam şekli haline getirmişlerdir. Bunun birçok sebebi vardır. Mesela çocukluklarından itibaren yalan söylemeyi bir kendini savunma mekanizması haline çevirmiştir. Çok baskıcı, işte çok korku veren bir aile yetişmiştir. Dayaktan, negatiflikten korunmak için sürekli yalanla kendini kurtarmaya alışmıştır. Daha sonra da hayatının tüm aşamalarını hep yalanla kendisini kurtarmaya alıştığı için bunu işe yarayan bir araç gibi görmektedir. Veyahut da kendi kafasında ideal bir kendisi vardır kendisi. Kafasına böyle bir kişilik kurmuştur, bir ideal. Fakat kendisi aslında o kişi değildir. O kişi olmak için gereken çaba, irade de onda yoktur. O kişiymiş gibi davranır. Yani kendini kandırır ve başkalarını da kandırır. Bu da bir yalan türüdür. Bir de tabii kötü niyetli, yani insanları kullanmak, ezmek ya bilinçli olarak bilerek zarar vermek için yalan söylenen insanlar vardır. Ama benim sorudan anladığım genelde hani kötü niyetli olmasa bile yani yalan söylemekten kendisini alamayan, yani bunu bir yaşam şekli haline çevirmiş insanlara karşı ne yapılacak? Bir kere tabii ki insanların davranış değişikliği genelde içeriden olur. Yani davranış değişikliği dışarıdan olmaz. Mesela bir insan yalan söylemenin kötü bir şey olur, siz ne kadar söylerseniz söyleyin, o insan kendi içinde bundan bir fayda görüyorsa, bundan bir fayda gördüğünü düşünüyorsa, bundan zarar görmediğini düşünüyorsa buna devam ettirecektir. Burada benim tavsiyem şudur. Bir kere şunu bilin, yani herkes kendi hayatını yaşar. Sürekli yalan söyleyen bir insan uyarmanıza rağmen buna devam ediyorsa bundan gelecek negatiflikleri, bundan gelecek kötülükleri kendi yaşamını deneyimleyerek, yani kafasını duvarlara vurarak belki buradan çıkacaktır. Ama yapılabilecekler şunlardır. Bir kere kendiniz hiç yalan söylemeyerek bir kere onun karşısında bir örnek olursunuz. İkincisi, pozitif yükleme diye bir şey vardır. O da şudur. Mesela bir örnek vereyim. Bir okuldaki tüm öğrenci zeka testi yapılmış. Daha sonra dönülmüş, denmiş ki mesela okuldaki mesela birinci sınıfına giden öğretmenler çağrılmış, denmiş ki bu zeka testlerinin sonuçlarına göre sizin sınıfınızdaki şu öğrenciler üstün zekalı. Dikkat edin, yani bu öğrenciler gerçekten dahi seviyesinde, deha seviyesinde diye bunlara bilgi verilmiş. Ama tabii aslında öyle bir şey yok yani. Bu çocuklar tamamen rastgele seçilmiş çocuklar. Sene sonunda bu çocukların notlarına bakılmış ve çok ilginç şekilde bu çocukların notlarının diğer çocuklardan daha yüksek olduğu gözükmüş. Şimdi aslında ortada bir hani zeka testinde dahi çıkma gibi bir durum yok. Sadece öğretmenleri o çocukların ölü olduğunu düşünüyorlar. Çocuklara da bu söylenmiş. Yani onlar da kendi ölü olduğunu düşünüyorlar. Buna göre davranmaya başlamışlar. Ve öğretmenler çocuklara dahiymiş gibi davrandığı için başarıları yükselmiş. Şimdi şöyle bir psikoloji, şöyle bir durum var. Eğer size bir konuda, hani derler ya bir insana 40 kere deli derseniz bir etki olur diye. Size mesela sürekli birisi, siz çok akıllı bir insansınız, çok akıllı bir insansınız, sizin gibi akıllı bir insana yakışmıyor falan gibi söylense, bir yerden sonra siz kendi kendinize evet ben çok akıllı bir insanım, evet benim bunları yapmam lazım diye kontrol etmeye başlarsınız. O yüzden tavsiyem, yakınlarınızdan biri, işte eşiniz olur, çocuğunuz olur, arkadaşınız olur, yalan söylemekten kendisini alamıyorsa şu taktiği kullanmanızı öneririm. Deyin ki siz yani çok namuslu, dürüst bir insansınız. Sen. Normalde ben seni biliyorum, sen yalan söylemek istemiyorsun. Ama bir şekilde kendini alamıyorsun ama ben senin dürüst bir insan olduğuna inanıyorum. Senin gibi dürüst ve iyi bir insana da bu yakışmıyor. Yani ben sana yakıştıramıyorum bunu diye sürekli yüklemede bulunur. Yani sen iyi bir insansın, dürüst bir insansın, ünsüzü bir insansın diyerek yüklemede bulunur. Bu pozitif yüklemeye çoğu insan aynen karşılık verecektir. Yani evet ben sözü doğru bir insanım, aslında yalan söylemem lazım gibisinden kendi kendini kontrol etmeye başlayacaktır. Bunu denemenizi tavsiye ederim. Ama dediğim gibi yani herkes de işe yarar mı sanmıyorum. Bazı insanlar kronik olarak bunu yapıyor olabilirler. Dediğim gibi elinizden geleni yapın. Bir yerden sonra zaten o insan o yolda ısrar edecekse zaten meraklanmayın. Sistem içinde yaptığınız negatiflikler bir yerden sonra dönüşe başlar ve bu dönüşlerle öğrenir. Yani çok yalan söyleyen bir insan da bir kötü hareketi çok yapan bir insan da meraklanmayın. Kendisine sistem tarafından dönen negatifliklerle bunun kötü bir şey olduğunu zor yoldan öğrenecektir. Siz mümkün olduğunca bu tip insanlara çok fazla bence temas kurmayın. Başka şansınız yoksa da bir şekilde kendinizi zihinsel olarak ondan ayırın. Yani kızmayın, yargılamayın. Onu öyle kabul edin. Ve inşallah da bir süre sonra kendini düzelteceklerine inanın. Benim bu konudaki görüşüm budur.